Saat 16 paranın izinde karşınızdayız. Emin Çapa ile birlikte yarım saat boyunca bugünün ekonomi gündemini sizlere aktaracağız. Paranın izini birlikte süreceğiz. Bugün piyasaların nispeten rahat olduğu bir gündü. Ebru bize nedenlerini biraz açıklayacak herhalde. Ne oldu da ne buldular da piyasa bu kadar rahatladı? Ama önce gündem diyelim. Niye sevindi? Bugünün gündeminde başlıkları aktarırken ben de size bu sevincin nedenini biraz aktarmaya çalışayım. Bugünün gündemiyle başlayalım. Piyasalardaki iyimserlik, dolar 2.90 liranın altında. Uzun bir aradan sonra aralığın başından bu yana ilk kez yeniden 2.90 liranın altını gördü. 2.88-2.89 seviyelerine kadar indi dolar kotasyonları. Şu anda da 2.90-2.90-38 seviyeleri benim piyasalarda gördüğüm dolar seviyesi. Ve dolardaki düşüşle beraber borsada yükseliş var. %1,42'lik artışla 74.308 puanda Borsa İstanbul. Euro değer kazandı. Parite bir anda 1.12 seviyesine geldi şu an itibariyle. Neden? Amerikan Merkez Bankası Fed bu yıl hiç faiz arttırmayabilir beklentileri dile getirilmeye başlandı. Bu söylentiler ortaya çıktı ve gerçekten böyle mi olacak? Bir de acaba Amerikan Merkez Bankası güçlü dolardan rahatsız mı? Söylentileri iyice yayılmaya ve konuşulmaya başlandı ve euro hızlı yükseldi. Dolar 1998 yılından bu yana yaptığı en büyük tek günlük düşüşünü kaydetti. Parite bir anda 1.12'ye çıktı ve dolar da tüm piyasalarda tüm para birimleri karşısında değer kaybetti. TL de güçlendi ve 2.90 liranın altını bugün itibariyle gördü. Diğer yandan petrol fiyatları yükseliyor. 35 dolar seviyelerine doğru bir çıkış var. Bir günde yine %8'lik bir yükselişin yaşandığını görüyoruz. Petrol fiyatlarında 33-34 dolar bandını görüyorum ben. Keza altın fiyatlarında da yükseliş var. Dolardaki düşüş emtia fiyatlarına yansıdı. 1152 dolar seviyesinde altının onsu. Dolayısıyla risk iştahı arttı. Piyasalarda, gelişmekte olan piyasalara giriş var. Türkiye biraz daha pozitif ayrışıyor. Ve emtia fiyatları da petrolle beraber altında yükseliyor. Piyasanın özeti bu. Zaten Japonya Merkez Bankası'nın faizi negatife çekmesi, Avrupa Merkez Bankası'nın parasal genişlemeye gideceğim açıklaması Mart'ta piyasaları desteklemeye başlamıştı. Fed bu yıl hiç faiz arttırmayabilir. Güçlü dolar istemiyor söylentileri, açıklamaları da doları iyice düşürdü euro karşısında ve parite 1.12 seviyesinde. Rusya'da Rus ekonomisi darboğazda, petrol fiyatlarındaki düşüş olumsuz etkiledi. Keza Ukrayna gerginliği, Avrupa'nın koyduğu ambargolar zaten bir düşüş başlatmıştı. Petrol fiyatlarıyla beraber Rus ekonomisi iyice darboğaza girdi. %4'e yakın bir küçülme vardı. Şimdi Rusya yıllar sonra özelleştirme yapıyor. Nasıl bir özelleştirme? Ayrıntıları konuşacağız. Komşuda grev var. Neredeyse hiçbir yer çalışmıyor, çalışmayacak. Bu grevin ayrıntılarını yine konuşacağız. Biraz önce aktardığım gibi petrol fiyatlarındaki yükseliş de dünya borsalarını biraz rahatlatıyor. Bütün bu detaylarla başlayacağız ama Emin, piyasalar için bir şey söylemek istersen alayım. Sonra ilginç bir haberle devam edeceğiz. Bir milletvekili ulaşım zammını bugün nasıl protesto etti? Birlikte izleyeceğiz ama piyasalar iyi. Uzun süredir görmediğimiz bir iyilik. 98'den bu yana dolar bu denli tek günde böyle bir çöküş yaşamamıştı. Parite tarafında tabii, net olarak parite tarafında bunu 1.12 görüyoruz. Evet. Japon yeni tarafında 117 yene kadar geldi. Piyasalar şu ara iyi olmak istiyorlar. Böyle bir epeydir bir para kaybettiler. Negatif taraftaydılar. Bir iyi olmak istiyorlar. Uzun süredir Amerika bu yıl 4 faiz artırımı yapacak. İşte sen yayınlarımıza defalarca söylediğin 4 bekleyen var. 3 bekleyen vardı faiz artırımını. Şimdi 1 ile kalmış olacak. Mart diyenler vardı. O evet, ötelendi Haziran'a. Ötelendi. Sonra... Şimdi hatta hiç olmayabilir diyenler var. Çünkü Fisher'in söylediği 2 numarası, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın 2 numarası Fisher'in söylediği önemli bir şey var. O diyor ki dünyadaki etkinin Amerika'yı vurduğunu daha önce gördük. Eğer dünya bu kadar kötü olursa Amerika ekonomisi bundan negatif etkilenebilir diyor. Dolayısıyla Amerika'nın temkinli olabileceğini şimdiden görüyoruz.
kur daha da aşağı gelebilir mi diye tabii çok şey var. Soru var. Cevaplamıyor. Var acaba. Biz kesinlikle cevaplamıyoruz. Bizim uzmanlık alanımız. Şu aşamada ama 2.92 kritikti, onu söylüyorduk. 2.92'nin altını kırması halinde 2.90'ın altını görebilir. Şimdi 2.88-2.89 seviyeleri kritik. Ancak ben bunu söyleyebilirim. Ama benim de söylemek istediğim bir şey var. Şu anda dolara ilişkin Türkiye'den bakamıyoruz. Dünyadaki o bir yığın etkenini, Japon Merkez Bankası borçtan Çin'e, Rusya'ya, Avrupa'ya, Amerika'ya, hepsi gerçekten çok farklı ve bizim kontrol edemeyeceğimiz kadar etkenler. Bir de Türkiye açısından jeostratejik riskler var. Hemen güneyimizde olup bitenler, kuzey komşumuzla yaşadığımız gerilimler. Dolayısıyla bunları söylemek, ekonomik analizle en azından bunları söylemek çok da mümkün değil. Onu bir uyarısında bulunalım seyircilerimize. Şimdi dün Ocak ayı enflasyonunu aktardık. Sizlere ne dedik? İşte asgari ücretteki artışın, vergi artışlarının, tütün ve içkideki vergi artışları dolayısıyla gelen zamların ve gıda fiyatlarındaki yüksek artışın etkisi oldu dedik. Hatta Merkez Bankası meyve sebze fiyat artışı %20'yi aştı Ocak ayında diyor. Kur etkisi var, zamların etkisi var, gıda fiyatlarındaki hızlı yükselişin etkisi var. Et, ekmek fiyatlarını konuşuyoruz. Merkez Bankası da et fiyatları Ocak ayında 2 ay sakindi ama Ocak ayında belirgin arttı diyor. Ve zamlarla 2016'ya girdik ve 2016'nın ilk ayında da ulaşıma zam geldi. Bugün de Ankara'da toplu ulaşıma yapılan zam ilginç bir yöntemle protesto edildi. CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hak verdi. Meclisin tasdis ettiği makam aracıyla Mamak'tan Kızılay'a yolcu taşıdı. Otobüs durağına makam arabası yaklaşınca da orada bekleyenlerin yüz ifadesi görülmeye değerdi. Çocukla ailemiz nerede? Geliyor. Kırmızı plakalı siyah lüks araç. Direksiyonda bir milletvekili Mamak'tan Kızılay'a yolcu taşıdı. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için durakta bekleyen Ankaralılar şaşkındı. Çünkü durağa otobüs yerine yanaşan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kırmızı plakasını taşıyan bu lüks araçtı. NATO yolu caddesinde Kızılay'a gitmek için otobüs bekleyen Ankaralılar durağa yanaşan kırmızı plakalı araçla bedava yolculuk yaptı. Meclisin başkanlık divanı üyelerine verdiği CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hak verdiği tahsisli araç Mamak Kızılay arasında birkaç tur yolcu taşıdı. CHP'li Hak Verdi, asgari ücretin 1300 liraya yükseltilmesinden sonra yapılan zamları protesto etmek için bu yöntemi seçtiğini anlattı. Kullandığımız, tükettiğimiz, zorunlu tüketim haline gelmiş bütün her şeye çok ciddi oranlarda zam geldi. Yani deyim yerinde ise kaşıkla verdiklerini kepçeyle ama misliyle aldılar. Nereden daha doğrusu kaynak sağlanmak isteniyor ise bu kaynağı hep yoksulun cebinden sağlamaya çalıştılar. Ankara'da öğrenciler için toplu ulaşım ücreti 1,5 liradan 1 lira 75 kuruşa, tam ücretse 2 liradan 2 lira 35 kuruşa yükseltildi. Çoğu yolcu birden fazla ulaşım aracı kullandığı için transfer ücretlerine yapılan zam günlük harcamayı öğrencilerde 90, tam bilette ise 70 kuruşa kadar arttırdı. Oransal anlamında %30 gibi ulaşıma bir zam yapılmış oldu. Herhangi bir çözüm değil ama bir farkındalık da yaratabilmek için bugün gücümüz yettiğince birkaç sefer Kızılay'a yapacağız. Bazı zamların geri alınmasını sağlayabilirsek ne mutlu bize diyor. Şimdi biz Ocak ayında elektrik zammını da tabii elektrik faturalarına elektrik zammı da yansıdı. %6,8'lik bir zam vardı elektriğe. Fakat elektrik faturaları tartışması hiç bitmiyor Emin. Orada dağıtım bedeli, iletim bedeli, işte sayaç okuma, kayıp kaçak oranları ayrı ayrı belirtiliyordu. Ama artık faturada bütün bunlar dağıtım, iletim, sayaç okuma, kayıp kaçak birleştirildi. Tek kalemde dağıtım bedeli adı altında alınmaya başlandı. Şimdi hem orada dağıtımda artış, hem %6,8'lik artış, dağıtım bedelinde niye bu kadar artış var, faturalar niye bu kadar arttı sorgusunu da vatandaş tarafından beraberinde getirdi. O tartışmada hiç bitmiyor. Peki bu zamlar neymiş, bu dağıtım bedelinin artışının altında neler yatıyormuş, yatırımlar bunun nedeniymiş, artışı nedeni ama o beklenen, görünen bir artış yok diyor uzmanlar. Bir dinleyelim, bir faturalara daha yakından bakalım, belki anlarız.
aslında elektrik fiyatlarına enflasyon kadar bile bir artış olmadı. Yani bir zam gelmedi. Faturalar kabardı mı? Son günlerde gözler bir kez daha elektrik faturalarına çevrildi. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Genel Sekreteri Uğur Yüksel iddialarla ilgili konuştu. Nihai rakamdaki artış %6.8, dağıtım bedelindeki artış da %8'lerle sınırlı kalmış durumda. Toplam 4 kalem üzerinden söylüyorum. O 4 kalem iletim, dağıtım, kayıp kaçak ve sayaç okuma bedeli. Yüksel, zam ve artış iddialarının bu kalemlerin daha önce faturalarda ayrı ayrı yer alırken şimdi tek bir başlık altına toplanmasından kaynaklandığını savundu. Aslında faturalar sadeleşti dedi. Bu tartışmalar biraz detaydaki alt başlıklardaki kalemler üzerinden yapılıyor. Ama bizim nihai faturamıza yansıyan oran vergi ve fonlar hariç %6.8 ile sınırlı. Bu maliyet kalemlerini dağıtım bedeli altında tek bir başlıkta topladılar. Şimdi pek çok vatandaşımız dağıtım bedeli ile dağıtım bedeli rakamını karşılaştırıp aradaki artış oranını zam gibi algılıyor. Yüksel dağıtım bedelindeki artışa dayanıt verdi. Dağıtım şebekesi düzeyinde yatırım bütçelerinde çok ciddi bir artış oldu. 2016-2020 için bu yatırım bütçeleri 18.4 milyar TL'ye çıkarıldı. Yatırım anlamında bir artıştan bahsediyoruz. Bu sonuçta vatandaşa hizmet kalitesi ve daha az kesinti olarak dönecek yeni yatırımlar. Faturalarını anlayabildin mi? Ben anladım. Hepsi dağıtım bedeli altında toplamış. Neye ne ödediğimi bulmak için de EPDK'nın sitesine gitmem gerekiyormuş. Çok uğraşamayacağım. Uğraşamayacaksın. Zaten şöyle bir şey, uğraşsan da hiçbir faydası hiç yok. İtiraz edebildiğimiz, tartışabildiğimiz bir şey değil. Ama tabii asıl olan şeffaflık. Neyi, senden alınan para niye alınmış? Devlete ödediğin ya da herhangi bir kuruma ödediğin para neden alınmış senden, hangi gerekçelerle alınmış bunu bilmek. Hatırlayacaksın, burada yapılan bir şey var. Kayıp kaçak bedeli vatandaştan, yani başkalarının ödemediği elektriğin bedeli düzenli olarak elektrik parasını ödeyenden alınamaz demişti hukuk, mahkemeler. Ve sonunda onu o şekilde belirtmeme ve şeyin içine yedirtme, dağıtım bedelinin içine yedirtmeye karar verdiler. Yani aslında hukukun verdiği kararın etrafından biraz dolanma. Çünkü kayıp kaçak oranı Türkiye'de fatura yüksek. Fatura sadeleşti diyorlar. Dağıtma... Hayır, fatura sadeleşmedi. Net olarak söyleyelim. Hukuk dedi ki vatan kayıp kaçak oranını, yani senin hatan nedeniyle havaya giden elektriğin bedelini elektriği iletirken artı ödemeyen insanların elektriğin bedelini Ebru düzenli ödüyorsa Ebru'dan alamazsın. Bu kadar elektrik verdim ben, komşun ödemedi, Ebru ödesin diyemezsin dedi. Bunun üzerine ama onu da devlet almak istiyor çünkü içinde ciddi bir rakam tutuyor kayıp kaçak yüksek olduğu için. Almak istiyor. Sadeleştiriyorum faturaları, hepsini bir araya topluyorum diyerek onun içine yedirdiler. Dağıtım bedelinin içine yedirdiler onu. Faturanın sadeleşmesinin altında yatan etken bu ne yazık ki. Dağıtım bedeli de yatırımlar nedeniyle biraz artmış. Onun dışında 6,8'lik bir artış var. Zaten elektrik zammı var. Dolayısıyla hepsi de bir araya gelince bu arada elektrik daha... piyasası, elektrik dağıtıcılarının kafalarına göre fiyat belirlediği bir yer değil. Devlet tarafından kontrol edilen bir yer. Diyor ki biz 6,8 değil, daha az yaptık fiyat artışını. Yani kamunun EPDK'nın söylediğini baz almamız lazım. Peki. Rusya özelleştirme yapıyor. Yıllar sonra durum kötü. Hem Rusya-Ukrayna gerginliği, Avrupa'nın koyduğu ambargolarla başlayan bir süreç vardı. Sonra petrol fiyatları düşünce Rus ekonomisi iyice darboğaza girdi. %4'e yakın bir küçülmeyle geçen yılı kapattı Rus ekonomisi. Bütçe açığı da büyüyor. Yıllar sonra dışarıdan borçlanmaya gidebilir. Çareyi özelleştirmede buldu. Son günlerin en büyük tartışma konularından biri ekmeğe gelen zam. Ekmeğin fiyatı İstanbul'da halk ekmekte 75 kuruşken 1 lira 25 kuruşa kadar çıkabiliyor. Peki 4 kişilik bir aile günde kaç ekmek alıyor? 4 kişilik bir aileyiz. Günde 8 tane ortalama ekmek alıyoruz. Aylık 240 lira yapıyor. Kaba bir hesap yapacak olursak işte emekli maaşıyla geçinen 4 kişilik bir ailenin ekmek masrafı olası senaryolara göre değişiyor. Ekmeğin yeni fiyatı 75 kuruş 1 lira veya 1 lira 25 kuruş. 4 kişilik bir ailenin 1 lira 25 kuruştan günlük 8 ekmek aldığını düşünürsek günlük ortalama 10 lira ekmeğe para gidiyor. Bu rakam haftalık 70 lira, aylıksa 300 liraya denk geliyor.
4 kişilik bir ailenin 1 liradan ekmek aldığını düşündüğümüzde ise günlük ortalama 8 lira, haftalık 56 lira, aylıksa 240 lira oluyor. 75 kuruşa satıldığında ise günlük 6 lira, haftalık 42 lira, aylıksa 180 liraya denk geliyor. En yüksek ve en düşük ekmek fiyatları arasındaysa aylık tam neredeyse 120 lira fark ediyor. En temel yiyecek maddemiz ekmek. Buna dokunulduğu zaman vatandaşa dokunulmuş oluyor. Ekmek haberine girdik. Ekmek fiyatları, et fiyatlarını çok konuşmuştuk. Rusya özelleştirmesini birazdan vereyim. Hazır ekmek fiyatları madem girdi, enflasyon da demişken eti, ekmeği çok konuşuyoruz. İşte zamları çok konuşuyoruz ve dün Ocak enflasyonu. Hiçbirinin içinden tam olarak çıkamıyoruz. Elektrik zamının içinden, ekmek zamının içinden, et fiyatına bu kadar olmalı olmalı. Hiçbirinin içinden çıkamıyoruz. Çok acayip. Yalnız bir sofra düşün. O sofranın üstündeki işte koyduğumuz eti, kıyması, eti, tavuğu, meyvesi, sebzesi, kuru yemişi, limonu, zeytinyağının 5 yıllık fiyat artışları neredeyse en düşüğü %50. Yani çok ciddi oranlarda çok süre gelen bir artış var. Dünya gıda fiyatları da hani 2 yıldır düşüyor ama bizde artış de devam ediyor. Ocak'ta zaten da düşüşle başladı ama bu yıla da düşüşle başladı ama bizde düşmüyor. Dolayısıyla bir sofra kurmanın maliyeti de yüksek. Ekmeğe de böyle baktığınızda bir eve 8 ekmek giriyorsa onun maliyeti aylık 300 liraya çıkıyor. Dolayısıyla kuruş ne önemi var demeyin. İşte o 70 kuruşla 1 lira 25 kuruş arasındaki farkın tam olarak detayı, tablosu yarı yarıya fark ediyor, bütçeyi etkiliyor. Rusya'ya girelim. Rusya nasıl özelleştirme yapacak aktaralım. Ardından da analiz diyeceğiz. Rus ekonomisi zorda. Özellikle petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası azalan gelirlerle baş etmeye çalışan ve 2016 yılı için bütçe giderlerinde %10 kesintiye giden Rusya şimdi de özelleştirmeye hazırlanıyor. Amaç Rusya'nın en çok para getiren işletmelerindeki hisselerin bir bölümünü satıp para getirmesini sağlamak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ekonomi kurmaylarıyla özelleştirme planlarını görüştü. Satışlar hızlı olacak ama fiyat konusunda hassas olunacak. Fiyatlar düşük tutulmayacak. Özelleştirilecek şirketlerin yeni sahiplerinin Rus topraklarında yaşaması koşulu aranacak. Stratejik olarak önemli şirketler özelleştirilmeyecek. Rus Hava Yolları Aeroflot, petrol devi Rosneft ve hidroelektrik santral şirketi Rus Hidro'da özelleştirilebilecek şirketler arasında. Bu şirketlerin hisselerinin çoğunluğu Rus hükümetinde bulunuyor. Rus Ekonomi Kalkınma Bakanı Alexey Ulyukayev'e göre özelleştirme süreci artık daha fazla ertelenemez. Ama panikleyecek bir durum da yok. Rusya hem Batı'nın yaptırımları hem de düşen petrol fiyatları yüzünden sıkıntıda. Rus ekonomisi 2015 yılında %3.7 oranında daraldı. IMF bu yılda Rus ekonomisinde %1'lik bir daralma bekliyor. Resmi istatistikler Rusya'da nüfusun %14'lük bir kesimini yani 20 milyon Rus'un yoksul olduğunu gösteriyor. Ve analiz zamanı. Şimdi et fiyatlarını konuşurken acaba Türkiye'de hayvan sayısı mı az? Bu sorunun yanıtını verecek Emin Çapa. Az mıymış Emin? Evet, geçen yıla göre sığır sayısında, büyükbaş hayvan sayısında bir düşüş var Ebru. Küçükbaş hayvan sayısında küçük miktar var ama tabii nüfus artış hızını da düşündüğün zaman verimli o aynı yerde bile kalsa ne yazık ki fiyatların artmasına neden oluyor diyelim. Bakalım. Bakalım, dinleyelim. Türkiye İstatistik Kurumu bugün Türkiye'nin hayvan varlığı sayısını açıkladı. 2015 yılına ilişkin hayvan varlığı sayısını açıkladı. Aynı zamanda hayvansal üretimi de açıkladı. İşte baldan süte, ete kadar olan üretimi de açıkladı. Bugün biraz ona bakacağız. Türkiye'de 2014 yılında 14.223.109 sığır varken bu sayı %1,6'lık düşüşle 13.994.000'e düşmüş. Yani 230.000 civarında bir düşüş var sığır sayısında Türkiye'de bir yıl içerisinde 2014'ten 2015'e gelindiğinde. Buna karşın manda sayısı biraz artmış, %9,8'lik bir artış var. 121.826'dan 133.766'ya
gelmiş. Koyun sayısı 31.140.244'ten 31.507.934'e gelmiş. %1,2'lik çok küçük de olsa bir artış var orada. Keçi sayısı da 0,7 %1'in altında da olsa gene artmış. 10.344.936'dan 10.416.166'ya gelmiş. Peki bu hayvanların Türk hayvancılığının içindeki payı nedir diye baktığımızda işte orada ilginç bir tablo çıkıyor ortaya. Türkiye'deki her 4 hayvandan, besi hayvanından biri sığır %24,8 buradaki payı. Manda 0,2, koyun %55,9. Türkiye'deki hayvanların yarıdan fazlası koyun, keçi de %18,5 Türk hayvancılığının içinde. Bunlar en büyük hacmi tutanlar, en çok olanlar dedim. Yani en çok hayvan varlığımız olan hayvanlar. Bir de daha az sayıda olan hayvan var. Eşek Türkiye'de 170 binden 155 bin 158'e düşmüş. Eşek sayısı %9 azalmış. At sayısı %6,7 azalmış. 131 binden 122 bine inmiş Türkiye'deki at sayısı. Katır sayısı 41.397'den 42.523'e %2,7'lik bir artış kaydetmiş. Domuz sayısı %38,2 düşmüş. 2655 domuz varmış beslenen. 1642 yaban hayvanı değil bunlar, çiftlik hayvanları. Türkiye'de 1442 deve varken %7'lik bir artışla 1543 deve olmuş 2015 yılında. Peki süt üretimi ne olmuş? Bir de o tarafından bakalım. Türkiye'de süt üretimi sığır sütü üretimi, yani inek sütü üretimi olarak büyükbaş hayvanda baktığımızda 18.630.859 tondan 18.654.682 tona gelmiş 0,4'lük. Koyun sütü üretimi 1.113.000'den 1.177.000 tona. Keçi sütü 463 bin tondan 481 bin tona. Manda sütü de 54 binden 62 bin. 54.803 tona 62.761 tona %14,5'lik bir artış olmuş süt üretiminde. Süt üretiminin %90,8'i hayvanların %50'si evet koyundu ama süt üretiminin %90,8'i yani %91'i sığır lardan elde edilmiş. Koyun 6,3, Türkiye'deki tüm sütün %2,6'sı keçilerden ve mandalardan da 0,3'ü elde edilmiş 2015 yılında. Peki diğerlerinde, kanatlılarda ne var diye baktığımızda orada da ilginç bir tablo ortaya çıkıyor. Et tavuğu %6,8 artmış. Türkiye'de 2015 yılında 213.658.000 et tavuğu üretilmiş. Yumurtalık tavuk 98.597.000 yumurtalık tavuk varmış, 5,2 artmış. Hindi sayısı azalmış yaklaşık olarak işte %5,4. 2.828.000 hindi varmış Türkiye'de. 398.000 ördek, 0,4 bir düşüş. 851.000 de kaz varmış Türkiye'de yetiştirilen. 2015 yılında %6,7'lik azalma olmuş kaz sayısında. Peki Türkiye'de en çok sığır nerede varmış? Konya ilk sırada, 739.833 sığır var 2015 yılında Konya'da. %10,56'lık artış olmuş. Erzurum'da %2,19 oranında düşmüş sığır sayısı. 640.220 hayvan var, sığır var. İzmir 3. sırada gelen ilimiz, %1,11'lik küçük de olsa bir artış olmuş. 562.097 sığır varmış İzmir'de. Balıkesir 4. sırada 523.000 ile %4'lük bir düşüş olmuş. Kars'ta %14,68'lik bir düşüş var. 442.549'a inmiş 518.000'den Kars'taki sığır sayısı. Koyun sayısında
İlk 5 ilimiz ne peki? Büyükbaşa baktık, sığıra baktık. Şimdi de koyunlara bakalım, küçükbaş hayvanlara bakalım. Van'da 0,53'lük bir artış olmuş. 2 milyon 456 bin koyun var. Konya'da 1 milyon 862 bin ikinci sırada koyun var. 1,79'luk düşüş. Şanlıurfa'da 1 milyon 519 bin koyun var. %18'lik bir düşüş olmuş Şanlıurfa'daki koyun sayısında. Ağrı'da %4'lük bir düşüş olmuş. 1 milyon 288 bin koyun var Ağrı'da. Diyarbakır'da %9,53'lük bir artış olmuş koyun sayısında. 885 bin koyun varmış Diyarbakır'da. Keçi sayısına bakalım. Keçi sayısında Mersin bir numara. 763 bin keçi varmış. %1'lik bir düşüş olmuş. Antalya'da 654 bin. Siirt'te 454 bin. Mardin'de 405 bin. Adana'da 372 bin keçi varmış toplam olarak baktığımızda ve Adana'da da 9,67'lik bir düşüş olmuş. Bugünlük de analizden bu kadar. Hangi ilimizde ne kadar süt üretilmiş, bal üretilmiş, et üretilmiş onu da yarın gene bakacağız önümüzdeki günlerde. Yarın Ebru Baki ile gene buradayız. Siz de bizimle olun.